Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşr Risalesi'nde de artık Hatime bölümündeyiz. Geçenki dersimizde Hatime'nin epeyce bir kısmını konuşmuştuk. Hem de tamamını okumuştuk. Tamamı derken ayetler hariç demiştik. Ayetleri sonra tek tek konuşmaya çalışacağız demiştik. Bugün yine teberrüken Hatime bölümünün geçen derste konuştuğumuz kısımlarını da okuyalım. Ondan sonra konuşmadığımız kısımları konuşalım. Sonra da inşallah ayetlere geçelim. Zamanımızın yeteceğini düşünüyorum. Fakat benim sözüme de çok güven olmaz. Geçenki derste bitiririz demiştim. Bitiremedik. Yine çenemin düşüklüğünden tabii. O konuda artık affınıza sığınıyorum. Çünkü anlatacak çok şey çıkıyor. Çok kapılar açılıyor, yan kapılar. Doğrudan hakikatten bahsedemesek bile, ona dokunamasak bile onu haber verir şeyler dünyamıza geliyor. Ya da sağdan soldan hocalarımızdan, ehl-i sünnet vel cemaat ulemasından okumuşuz, duymuşuz. Bunları aktarmak iktiza ediyor. Bence iktiza ediyor tabii. Belki bazılarına göre de gerekmiyor. Fakat Ahmet'in yoğurt yiyişi de böyle. Pekala, Hatime'ye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hatime. Geçen 12 hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Hangi hakikatler? Haşr Risalesi'nin hakikatleri. Elbette bunun içine suretleri de katabiliriz, işaretleri de katabiliriz. Onların hepsi birbirini destekleyen, birbirini teyit eden, birbirine bakan yönlere sahip metinlerdi. Kopuk kopuk adacıklar değillerdi. Burada Bediüzzaman Hazretleri sadece bu cümlede bile bize ne öğretiyor? Risale-i Nur külliyatına bakarken, ondan aşkın olarak da elbette Risale-i Nur külliyatı bir tefsir olduğu için Kur'an'dan bahsediyor. Kur'an'a bakarken birbirini desteklediklerini, bir bütünün parçaları olduklarını, aynı hakikatin farklı köşelerini haber verdiklerini bilerek, düşünerek, idrak ederek okumamız lazım. Şimdi ayetler bahsi geldiği zaman arkadaşlar orada göreceksiniz. Zahiren bu ayetler sanki farklı farklı konulardaymış gibi geliyor. Kur'an'da da farklı farklı yerlerdeler. Fakat Haşr Risalesi'ne uzanan parmakları var. Genelde Haşr meselesine, özellikle de Haşr Risalesi'ndeki bu bahsedilen hakikatlere uzanan parmakları var. O ayetlerin, daha nice ayetin. Ulemamız ne demişler? Bismillah'ın B'sinde İslam'ın özeti var. Nasıl? Allah adıyla. Yani zaten mevzu Allah'ın adını dünyana katmakla ilgili. Allah lafzayı celali bütün Esma-ül Hüsna içinde barındırıyor. Sıfat-ı Kudsiye'yi barındırıyor. Onu kuşandığın zaman zaten yani uyacağın şey de ancak İslam olur. Yani Allah'ı Allah gibi, Allah'a layık şekilde, ona yaraşır marifetullah'la bilmek sizi ister istemez İslam dinine ittiba etmeye götürür ki geçmişten de bunun örnekleri var. Asr-ı Saadet'te hakikatli Hristiyan veya Yahudi alimleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıkları zaman evet demişler, yani bizim kitaplarımız da bunu iktiza ediyor. Habeş'teki Necaşi ve Abdullah bin Selam radıyallahu anh gibi Yahudi alimi olup da sonradan Müslüman olanlar gösteriyor ki hakikat zaten bunu iktiza ediyor ki bunun örnekleri çoktur. Ben iki tanesini söyledim. Meşhurları bunlar. Yani çoktur böyle bakıp bakıp evet yani Müslüman olmak lazım. Hakikatin ölçüsü, marifetullah'ın ölçüsü, sosyal hayatta, bireysel hayatta mutluluğun ölçüsü, saadetin, dengenin ölçüsü İslam'dır diyen ve bu yolla Müslüman olan çok sayıda insan var. Allah hidayetini üzerimizde daim parlatsın. Geçen 12 hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Allah'a dair neyden bahsetsek diğerine bir desteği var. Böyle düşünelim.
bütün onlar birden ittihad ederek yani birleşerek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var? Vehim olmayan bir şeyi farz etmek, konuşmuştuk bunu. Hangi vehmin haddi var? Şu demir gibi, belki elmas gibi 12 muhkem surları delip geçebilsin. Ta hısn-ı hasinde olan haşr-ı imaniyi sarsın. O kadar güveniyoruz yani delillerimize, argümanlarımıza, imanımıza. Elhamdülillah. Ma halkukum ve la ba'sukum illa ke nefsi vahide. Bunun kısa bir mealini hemen okuyayım. Lokman suresinin 28. ayeti. Lokman suresinin 28. ayeti. Kısa bir meal de şöyle. Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Cenab-ı Hak açısından bunun ayrıca bir müşküliyeti yoktur. Onun kudreti sizin zorluk, kolaylık algınızla çalışmaz. İnsanoğlu 3 işi yapar, 4 işi yapar diyelim farz-ı muhal ama 5'i yapamaz, 6'yı yapamaz. Ama Cenab-ı Hak için birin çokun farkı yok. Onun kudreti açısından bu nispetler anlamsız. Niye öyle? Gelecek onlar. Ayet-i kerimesi ifade ediyor ki, hangi ayetti? مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَحْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَ. Ayet-i kerimesi ifade ediyor ki, bütün insanların halk olunması, yani yaratılması ve haşredilmesi, kudreti ilahiye nispeten bir tek insanın halkı ve haşri gibi asandır, kolaydır. Evet öyledir. Nokta namında bir risalede, haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Bir özet varmış burada sadece. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Nokta risalesi neredeydi? Mesnevi-i Nuriye'deydi. Mesela وَلِلَّهِ مَثَلُ الْاَعْلَى yine bir ayet-i kerime okuduk. Nahl suresinin 60. ayetinden bir ifade bu. Nahl suresinin 60. ayetinden bir ifade. Ne diyor? وَلِلَّهِ مَثَلُ الْاَعْلَى. Ne demekmiş bu? En yüce sıfatlar Allah'ındır. En yüce sıfatlar Allah'ındır. وَلِلَّهِ مَثَلُ الْاَعْلَى. Temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniyet sırrıyla, güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi, aynı suhuletle yani kolaylıkla hadsiz şeffafata da verir. Hem şeffafiyet sırrıyla bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği güneşin aksini almasında denizin geniş yüzüne müsavidir. Nasıl onda yansıyor? Onda da yansıyor. Güneşin yüzünde de yansıyor, göz bebeğinin yüzünde de yansıyor. İkisinin de içine baktığınızda güneşi buluyorsunuz ama onların çapına göre, büyüklüğüne göre yayılmış bir şekilde. Hem intizam sırrıyla bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dirit notu da çevirir. Yani mekanizmalar, kolaylaştırıcı sistemler ne yapar? Zoru kolay kılar. Bir tane dümeni var. Kocaman gemi, kocaman vapur. Kaptan bir çeviriyor böyle rır 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 diye döndürüyor dümeni. Bakıyorsunuz koskoca gemi yön değiştirmiş. Şimdi kaptan kenarından mı gemiyi itti yani? Öyle bir gücü var mı kaptanın? Hem nereye dayanacak denizin ortasında? Ama bir sisteme döktüğünüz zaman, bir intizamı olduğu zaman intizam işleri kolaylaştırıyor. İntizam işleri kolaylaştırıyor. Kolaylık ne demek? Daha az kudret gerekiyor. Belki daha az ilim gerekiyor, belki daha az irade gerekiyor. İlim, irade kısmını Cenab-ı Hak için düşünmeyelim. Ama kudret kısmında bir anlayışımıza açık eşik var. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretine karşı neden az çok aynı? Çünkü intizamlı varlık. Cenab-ı Hak varlığı intizamlı yaratmış. Hem de nihayetsiz, sonsuz intizam. İntizamda derece arttıkça iş kolaylaşıyorsa sonsuz intizamda Cenab-ı Hakk'ın şan-ı rububiyetine zorluk yok demektir. Nasıl o kaptan dümeni çevirdi mi kocaman gemiyi çeviriyor. Cenab-ı Hak da ol diyor, varlık oluveriyor. Varlığın temelindeki düzen. O nasıl bir şey? İşte onu biz şu an bilemiyoruz. Fiziğin bile gittiği
eşik belli yani, bir yerden sonrasına geçemiyor. O öyle bir şey ki Cenab-ı Hakk'ın ol diye emretmesiyle oluveriyor, yetiyor yani. Temelini bilemiyoruz ama olabileceğini hissediyoruz. Çünkü varlığın içindeki mertebeler bunu bize hissettiriyor. Hem imtisal sırrıyla bir kumandan bir tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelimeyle tahrik eder. Ha bir ere emretmiş, ha 100.000 ere emretmiş. Sesi duyulduktan sonra bir emir herkese yeter. Hem muvazene sırrıyla cevvi fezada bir terazi ki öyle hakiki hassas ve o derece büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istihab edip tartar. Öyle büyük bir terazi düşünün. Her bir kefesine bir güneş de sığabiliyor, bir ceviz de konulabiliyor. Hem hassas hem büyük. Bunu geçen derste tafsilatlı konuştuk. Merak edenler ya da buradaki izahımı az bulanlar bir önce giderse müracaat etsin. Orada daha geniş konuştuk yani. Böyle bir terazi. Şimdi bu terazide ceviz de aynı işi yapar, güneş de aynı işi yapar. Çünkü hassas, cevizi de tartabiliyor, güneş de tartabiliyor. İki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istiab edip tartar. İstiab neymiş? İçine almak diyebiliyorum. Şuradan bakayım. İçine alma, evet. Kaplama. İstiab edip tartar, o iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semavata, diğerini yere indiren aynı kuvvetle iki şems bulunsa birini arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir. Yani terazi hem güneş için hem ceviz için aynı işlemi yapar. Eğer o hassaslığa ve o kapasiteye sahipse. Ne koysanız bedeli bu olur. Bakkal terazilerinde eskiden o ağırlıklı olanlarda biz küçükken onlara çokça rastlardık, yetiştik yani o döneme. Şimdi elektronik tartılar var. En fazla o şeyliler var, göstergeliler var falan. Ama bizim zamanımızda öyle değildi. Ağırlığı koyuyor, karşısına işte alacağınız şeyi koyuyor. Şimdi bir kiloyu da koysa, karşısındaki şey eğer hafifse bir kilo çöküyor. İki kiloyu da koysa çöküyor. Yarım kiloyu da koysa, eğer karşısında aldığı şey azsa ondan, o zaman da çöküyor. Yani terazi her ağırlık için aynı işlemi yapıyor. Eşitlenme de öyle. Karşısındakiyle eşit olduğu zaman böyle yapıyor. Karşısındaki bir kiloysa da aynı hareketi yapıyor. İki de üç de olsa aynı hareketi yapıyor. Karşısındaki eşitse. Bu da muvazene sırrıymış. İki şems bulunsa birini arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir. Madem şu adi, nakıs, fani mümkünatta nuraniyet, şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve muvazene sırlarıyla en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Bak oluyor, dünyada da görüyoruz bunun numunelerini. Ayet-i Kerime bu ifadeyi söyledi. Sizin yaratılmanızda, diriltilmenizde tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir dedi. Ya çok mu uzak bir şey? Dünyada numunelerini gördüğümüz bir şey. Hadsiz hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette Kadir Mutlak'ın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı, bak, nurani tecelliyatı ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti, varlığın iç yüzü, melekutiyet ciheti, bizim muhatap olduğumuz yüz, mülk ciheti. Biz orada yaşıyoruz, o bu üç boyutlu, dört boyutlu alemdeyiz biz. Bir de varlığın melekutiyet ciheti var, acaba orası nasıl? Şimdi geçenlerde okuduğum bir kitapta bahsediliyor. Einstein'dan Ötesi kitabın ismi. Michio Kaku diye bir fizikçinin, Japon fizikçinin eseri. Süper sicim teorisinin geliştiricilerinden birisi. Şu anda üzerine çalışıyormuş yine bu Michio Kaku. Yani meşhur bir bilim adamı. Videoları falan da internette çok. Bu adam diyor ki mesela, bununla ilgili olduğu için aklıma geldi. Dünya diyor, o süpersicim teorisi onu ifade ediyormuş. Bu bizim yaşadığımız dört boyuttan ibaret değil. Bu dört boyutlu alem asıl çok boyutlu başka bir alemden kopmuş bir parça. Şöyle diyor onu da,
Mesela diyor bir baloncuk çok büyüdüğünde o baloncuk diyor ikiye bölünür. Bir kenarında bir küçük baloncuk daha oluşur diyor böyle. Onu bölmelermiş gibi olur. Sabun köpüğü baloncuk yani onu kastediyorum. Onun gibi de diyor bizim dört boyutumuz diğerinden ayrılmış. Fakat diyor orada altı boyut daha var. Alem diyor aslında 10 boyutlu. Veya bazılarına göre de 26 boyutluymuş. Yine bazı fizikçilere göre. Mesela şu yaşadığımız alem de 4 mü yoksa 5 mi? Einstein'a bu alem 5 boyutludur diye bir şey yazan Rus bir matematikçi vardı galiba. Matematikçi miydi, fizikçi miydi? İnternette onunla ilgili videolar da var arkadaşlar. Yani bu dünyanın 5. boyutu var mı yok mu? Einstein'ın görelilik kuramlarının işlemesi için bir 5. boyutun daha olması lazımmış. Einstein da buna hak veriyormuş ama yani nasıl olduğunu o da şey yapamamış, bulamamış. Fakat o matematikçiye demiş ki evet sizin söyledikleriniz ilk elime geçtiği andan beri bana çok böyle cazibedar, çok mantıklı geldi. Fakat ilerleme kaydedemedim diye o adama da mektup yazmış. İşte ne kadar ne biliyoruz alemin? Bize gözükeni o boyutlar ama şimdi bilim 4'ü aştı. 10 diyor, onu aşıyor, 26 diyor. Bakın ileride ne diyecek? Belki diyeceğiz ki Esma-ül Hüsna sayısınca boyutlar var. Aslında o boyutların karışmış hali ya da dürülmüş hali, özetlenmiş hali bu alem, bu bizim yaşadığımız alem, bu varlığın kıymeti de oradan geliyor. Burada bir o boyutların dürülmesi hadisesi var diyeceğiz belki. O noktalara da geleceğiz. Bilemiyoruz tabii bunlar hayal. Ama kitapta şöyle bir cümle vardı. Bilim kurgudan daha heyecanlıdır diye. Ama bilim dünyası da enteresan şeyler söylüyor yani. Evet. Melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti, her şeyin iç yüzü. Cenab-ı Hak varlığın melekutiyetini de biliyor, biz sadece mülkünü biliyoruz. Ona bakan ciheti melekutiyet ciheti. Melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı, hikmet ve kaderin intizamatı, onların varlığa koyduğu düzen ve eşyanın evamiri tekviniyeye kemal imtisali, her makine ustasının emrine uymaya çalışır, değil mi? Onun eline yatkındır. Nasıl ki bir atı bir sahip yetiştirdiği zaman o atla sahip arasında bir uyum oluyor. At ona daha çok uyuyor, emirlerine, talimlerine. Ne diyelim? Farklı farklı şekillerde o uyumu yakalıyorsunuz. Şey için de aynısı geçerli. Ustanın yaptığı eser de ustaya bir uyum taşır. Ustanın görsel zevklerine, işitsel zevklerine, entelektüel anlayışına, felsefesine, eline bile hatta yaptığı eşya o ustanın eline bile yakışır. Tıpkı bunun gibi la teşbih ve la temsil, mekandan cismaniyette münezzeh olarak düşünelim, tefekkür edelim ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı eserler de onun emirlerine uymak isterler. Çünkü onun eserleri zaten. Ona yatkındırlar, ona temayüldürler. İşte bu da onu söylüyor bize. Evamiri tekviniye, tekvini yani kainattaki o düzen, onun emirlerine kemal-i imtisali, tam uyumu ve mümkünatın vücut ve ademinin varlığının ve yokluğunun müsavatından, eşitliğinden ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırlarıyla az çok büyük küçük ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşredebilir. Bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Zaten bir insan da şöyle bir düşünürsek birçok hücreden oluşmuş bir şey. Bir insanda belki trilyon mu? 1 trilyon, 2 trilyon, 3 trilyon bilemiyoruz sayısını. Aslında bilim adamlarının bir tahmini var da hani yuvarlak diyelim bir sayısı var. Bir insanın diriltilmesi de o kadar hücrenin vücut bulması demek. Şimdi onu başaran o insanlardan mürekkep insanlık cemaatinin tamamını diriltmekten niye aciz olsun? Haşa. Zaten bir insan da bir kabile, bir alem. Değil mi? Daha aşağısına iniyorsun, hücrenin içinde de ne işler dönüyor. Ne büyük bir kapsamlılık var, ne fertler var, ne çok sayıda bireyler var orada da. Enzimler, RNA'lar, DNA'lar, amino asitler, işte organeller bilmem şunlar bunlar. Bu da bir cemaat.
Cemaat, 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 işçi sarılmış hepsi. Birisini yaratan hepsini de yaratabilir yani. Nispette bir zorluk yok ki. Evet, buraya kadar geçen derste konuşmuştuk. 20 dakikamızı böyle yedik. Ben yine çenemi tutamadım. Biraz daha izah yapmaya çalıştım. Şimdi geçen ders konuşmadığımız kısmına geldik. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi, meratip, mertebeler, aşamalar diyelim biz buna. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi, o şeyin içine zıddının müdahalesidir. Ne demek bu? Biraz açacak şimdi. Mesela hararetin, sıcaklığın derecatı soğuğun müdahalesidir. Güzelliğin meratibi, çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı, karanlığın müdahalesidir. Fakat bir şey zatî olsa, arizi olmazsa, onun zıddı ona müdahale edemez. Çünkü cem-i zıddeyn lazım gelir. Cem-i zıddeyn zıtların beraberliği, birlikteliği. Bu ise muhaldir. Demek asıl zatî olan bir şeyde meratip yoktur. Bir daha okuyorum. Asıl zatî olan bir şeyde meratip yoktur. Ben bunu anlatırken hep o örneği kullandım. Geçmiş derslerimizde de verdim. Üç tane bez düşünelim. Bunlardan bir tanesi suya hiç batırılmamış, kuru bir bez. Diğeri batırılmış, sıkılmış, çıkarılmış, hafif kurumuş bir bez diyelim. Hafifçe kurumuş, o ıslaklığı gitmiş ama nemliliği duruyor. Bir de sırılsıklam bir bez düşünelim. Şimdi biz bu üç bezin kuruluğunu, yaşlılığını tartışabiliyoruz. Neyle? Birbirlerine nispetle. Bir de neyle? Suya nispetle. Mesela ilk bez ne kadar ıslaktır? Hiç suya sokulmamış olduğu için hiç ıslaktır. Islak değildir yani, kurudur. Islaklık onda sıfırdır. Diğer bez sokulup çıkartılmış ve birazcık kurumaya bırakıldığı için hafif ıslaktır, nemlidir yani, böyle ifade ederiz. Ama üçüncü bez çok ıslaktır, ıpıslaktır, sırılsıklamdır tabiri caizse. Neden? Çünkü onda su duruyor. Peki bu üç için, bu üçü için o ihtimalleri konuştuk, bir nispet yaptık. Ona göre bu, buna göre şu dedik. Şeye ne diyeceğiz? Su ne kadar ıslaktır? Bakınız, su ne kadar ıslaktır sorusuyla karşılaştığımız zaman biraz afallıyoruz. Niye afallıyoruz? Çünkü la teşbih ve la temsil, suyun ıslaklığı zatî bir özelliği gibi. Gibi diyorum. Öyle değil tabii ki de Cenab-ı Hakk'ın yaratışı ondaki ama anlamamızı sağlayacak bir eşik veriyor bize. Üzerine basacak bir eşik veriyor bize. O pencereden görebiliyoruz bunu. Suya ne kadar ıslaktır sorusu çok şey geliyor bize. Yani ıslaklığı sonsuzdur. Islaklığı nihayetsizdir. Çünkü ıslaklığın kendisi odur. Ondandır. Ona bulaşmakla ıslak olunur. İşte tıpkı bunun gibi bu eşikten düşünün arkadaşlar. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi, kuvvet ve zaafça, yani birbirlerini zıt olarak düşünün. Kuvveti ve zayıflığı. Bunlardaki mertebe o şeyin içine zıddının müdahalesiyle anlaşılıyor. İşte kuruluk, yaşlık. Bez kuruydu. Islattık. Kuruluk, yaşlık nispeti oluştu bezde. Meratip bunlardan bahsedilir. Ama suyun içinde kuruluk, yaşlık mertebesi oluşturamıyoruz. Suyun hakkında da bu meseleyi konuşamıyoruz. O güzel, bu daha güzel, şu ondan da güzel. Niye? Çünkü ona o güzellik dışarıdan geliyor. Bak, arızilik, yaratıcılık, nasıl diyelim, özelliğin bizde asıl olmadığını öğreten bir şey arkadaşlar. Bizdeki arizilik, bu nispetlilik, bizdeki özelliklerin sadece taşıyıcısı olduğumuzu, yaratıcısı olmadığımızı, bizim aslımızdan kaynaklanmadığını gösteren bir şeydir. Yoksa sudaki ıslaklık gibi olurdu. Ahmet ne kadar güzel, az güzel, işte ne diyelim, Kıvanç Tatlıoğlu ne kadar güzel, o daha da şey, yakışıklı, güzel demeyelim, yakışıklı diyelim, alınmasın abimiz. Kenan İmizoğlu ne kadar yakışıklı, diyelim ki o ondan da yakışıklı. Şimdi bak, bu nispet oluştu. Nispet varsa ne demek bu? Ne Ahmet'in güzelliği Ahmet'in, yakışıklılığı Ahmet'in, ne Kıvanç Tatlıoğlu'nun güzelliği, yakışıklılığı onun, ne de Kenan İmirzalıoğlu'nun güzelliği, yakışıklılığı onun. Ya kimin?
üç de Allah'ın. Arizi olması, üzerlerinde bunun tartışılabiliyor, nispetlenebiliyor olması onları onun katıldığını gösteriyor. Eğer asıl olsaydı, su gibi olsaydı benim güzelliğimin miktarı tartışılamaz olurdu. Bakın arkadaşlar, tekrar altını çiziyorum. Eğer asıl olsaydı, arizi olmasaydı benim güzelliğimin miktarı tartışılamaz olurdu. Ki öyle bir konu söz konusu değil halime, görüyorsunuz arkadaşlar. Tartışılabilir, açığız buna yani. Çok da tartışmayın ama açığız yani buna. Demek ne? Şey var. Arizilik var. İşte ona geldik. Mümkünat ise, bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi o şeyin içine zıddının müdahalesidir. Demek ki zıddı var, meratip var, mertebeler var. Hem o var hem bu var. Ahmet'te hem güzellik var hem çirkinlik de var. Niye yok mu? Var tabii ki de. İşte mesela şuram şöyle olsaydı, buram böyle olsaydı diyebiliyoruz değil mi? Bir ölçü şeyi bulabiliyoruz. Ya diyoruz Ahmet'in gözü kahverengi olmasaydı da bir üzüm karası olsaydı veya işte atıyorum ela olsaydı veya yeşil olsaydı, bak bu nispetleri sokabiliyoruz. Demek ki Ahmet'in özelliği, Ahmet'in güzelliği o güzellik dediğimiz şeyi tam kaldıramıyor. İçinde çirkinlik de var. Tam kaldıramamanın sonucu olarak çirkinlik gözüküyor ama. Burada kafanızı daha da karıştırmak istemiyorum ama Ahmet olmaktan başka bir şey olamadığı için, aynı anda Kıvanç Tatlıtuğ, aynı anda Kenan İmirzalıoğlu, aynı anda sayısız sayıda Cenab-ı Hakk'ın yarattığı güzelliği birden taşıyamadığı için kendinde. Çünkü Ahmet sadece bir insan, bir mahluk, sınırlı bir şey. Nispet giriyor, tam taşıyamadığım için nispet giriyor. Bende biraz var. Biraz var, öteki de karışmış oldu şimdi olayın içine. Artık bende güzellik, çirkinlik oranlı bir şey. Evet. Mesela hararetin derecatı, sıcaklık nasıl var? Soğuğun müdahalesi. Biz bir şeyin sıcaklığından bahsettiğimiz zaman aynı anda neyden bahsediyoruz? Soğukluğundan da bahsediyoruz. Bu odanın sıcaklığı 20 derece diyelim. Sıcak dedim 20 derece ama aynı zamanda da soğuk 20 derece. Eğer diğer odaların hepsinin ısısı buradan yüksek olsa, 25, 25, 30 falan olsa, burasının nesi söylenmiş olur? Soğukluğu söylenmiş olur. Ne diyelim? Diğer odalardan 5 derece düşük. Bu da ifade edilmiş olur. Bak, bir cümle iki anlam. Dünyadaki hakikatleri bahsederken hep böyle diyoruz aslında. Cenab-ı Hakk'a dairleri hariç tutarsak, dünyada bizim varlığın kendisine dair konuştuğumuz şeyler, hakikatler hep nispetli. Nispet konuşuyoruz biz. Ve iki yüzlü. Var dediğimiz şeyin zıttı da var. Var dediğimiz şeyin zıttı da var. Evet. Hararetin, sıcaklığın derecatı soğuğun müdahalesidir. Güzelliğin meratibi, güzelliğin mertebeleri çirkinliğin müdahalesidir. Güzelliğin meratibi çirkinliğin müdahalesidir. Dört tane güzeli karşına koy. Kıyaslıyorsun. Ne girmiş oldu araya? Çirkinlik. Yani şöyle, nispi çirkinlik girmiş oldu. Ona şey yaptın. Dedin ki ya bunun boyu daha uzun. Bunun gözleri daha güzel. Bunun kaşları şöyle. Bunun şusu böyle. Hepsi birden hepsini taşıyamadığı için yani bütün özellikler, güzelliğe dair her ne varsa hepsi bir insanda toplanamadığı için, insan sınırlı bir canlı olduğu için bir nispet giriyor araya. Bunda şu kadar var, bunda bu kadar var oluyor. Ve böylece biz güzellikten bahsettiğimiz anda çirkinlikten de bahsetmiş oluyoruz. Her ne kadar insanoğlu bunu üstüne alınmak istemese de şunların içinde şu güzeldir dediğiniz zaman geri kalanına da bundan çirkindir demiş oluyorsunuz. Ziyanın tabakatı karanlığın müdahalesidir. İşte aydınlık karanlık meseli. Şimdi benim odam bana göre aydınlık ama çekim yaptığım zaman karanlık geliyor. Arkadaşlar diyorlar ki ya bir lamba daha al da şuradan da yüzüne tut da biraz yüzünü görelim falan diyorlar. Çok karanlık çıkıyor falan. Şimdi niye öyle nispet oldu? Bak bana aydınlık. Ben şu an gözüm rahat. Burası bana aydınlık geliyor. Ama araya kamera girdi. Şu oldu bu oldu. Nispetle onlara loş görünüyor kendi mekanlarına göre. Yine mesela benim odamın aydınlığı var. Bir de diyelim yan odanın ampulü daha zayıf.
O 100 wattsa bu 40 watt, 50 watt. Bak daha şey oldu. Az aydınlık. Bir de güneşin aydınlığı var. Oo. Ama güneşin aydınlığının da vakitlere göre şeyi var. Öğle başka, ikindi başka, sabah başka, gece başka, akşam başka. Bu ne? Yine karanlığın müdahalesi. Işıktan bahsettiğimiz yerde aslında karanlıktan da bahsediyoruz. Öğlen diyoruz. Ne demek istiyoruz? Güneş tam tepede. Yani aydınlık en zirvesinde. İkindi diyoruz ne? Artık karanlık müdahale etti. Biraz daha arttırdı şeyin tazyikini. Işığın şeyi azaldı, performansı. Bak ikisi birden konuşuluyor aslında. Uzattım. Kısa keseyim. Anladınız zaten de işte. Ahmet'in çenesi. Ziyanın tabakatı karanlığın müdahalesidir. Fakat bir şey zati olsa, arizi olmazsa, arizi işte sonradan katılan özellik, zati zatından gelen kendi özelliği, işte suyun ıslaklığı gibi, arizi olmazsa onun zıddı ona müdahale edemez. Arizi burada bakalım başka anlam verilmiş mi? İşte burada kendisinden olmayan, ilinti diye verilmiş. Onun zıddı ona müdahale edemez. Fakat bir şey zati olsa, arizi olmazsa onun zıddı ona müdahale edemez. Çünkü cem-i zıddeyn lazım gelir. Hem şöyle hem böyle olması lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl zati olan bir şeyde meratip yoktur. Asıl zati olan bir şeyde meratip yoktur. Biz neden varlığı açıklamak için Allah diye bir şeyin olması gerektiğini, vacibül vücud ismi Cenab-ı Hakk'ın bunu açıklıyor zaten. Vücudu vacip olan, onsuz varlığı açıklayamıyorsun. Niye ihtiyaç duyuyoruz? İşte bu nispet aradan kalksın diye. Çünkü görüyoruz, nispetler bu alemin içindeki ilişkileri açıklayabiliyor ama bu alemden aşkın hiçbir ilişkiyi açıklayamıyor. Bu alemden aşkın şeyler, nasıl diyelim, alemin yekününden veya detaya inildiğinde gözüken azametten, cemaldeki azametten veya celaldeki azametten görünen büyüklük artık nispet konuşmayı gereksiz kılıyor diyelim veyahut yük kılıyor diyelim, lüzumsuz kılıyor veya imkansız kılıyor diyelim, en doğru ifadesi o. Yani nispet diyemiyorsunuz. Bir atomu yaratmak için ne kadar kudret lazım? Hiç yaratamadık ki. Biz olandan pişiriyoruz hep. Olandan kimya yapıyoruz, olandan biyoloji yapıyoruz, olandan işte ne diyelim, fizik üretiyoruz. Hep olanla bizim işimiz. Olduramıyoruz daha. Hiçten bir şey yapmadık biz hiç. Hiçten bir şey nasıl olur onu da bilmiyoruz. Şimdi hiçten bir şey yaratmak noktasına geldiğimizde hangi nispete dayanacağız? Bu dünyada diyoruz ki ya 1 kiloyu Ahmet kaldırır, 3 kiloyu Mehmet kaldırır, 5 kiloyu Samet kaldırır, Abdülsamet kaldırır diyoruz mesela. Atıyorum güçlü arkadaşlarımız varsa bu isimlerde. Ama dönüp gelelim, bir atomu hiçten nasıl çıkaracağız? Ya neye nispet edeceğiz biz bunu? Öyle bir bilgi bir yok ki, hiçlikte ne bilgimiz var bizim? Orada artık sonsuzluk konuşmak gerekiyor. Bu düğüm ancak sonsuzluk çözebiliyor çünkü. İşte buradan oraya gelelim. Asıl zati olan bir şeyde meratip yoktur. Cenab-ı Hakk'ın zatından bütün geldiği için bu şeyler, yaratışlar. İşte bizdeki güzellik, bizdeki cömertlik, bizdeki merhamet, bizdeki ne diyelim sanat, ölçülülük. Bunların hepsi Cenab-ı Hak'tan geldiği için, bizde bu işler nispi olduğu için, nispetsiz birisinin göndermesiyle, katmasıyla, elinde azalmayan, azlık bilmeyen, her şeyin hazinesi yanında olan Kur'an'ın ifadesiyle birisinin bunları bize vermesi gerektiği için diyoruz ki ancak Allah bunu açıklar ve onun o Allah olmanın şanı da bu özelliklerde zati olmasıdır, sonsuz olmasıdır, onlarda acize düşmemesidir. Su ıslaklıkta acize düşer mi? Su su olarak var olduğu sürece ıslaklıkta acize düşmez. Cenab-ı Hak da Allah olduğu sürece ki ezelidir, ebedidir, yani burada la teşbih ve la temsil madde cinsinden değildir Allah. Ama anlamamız için bir eşik. Allah
Allah'lıkta acize düşemez çünkü Allah olmanın şanı onu gerektirir. O sonsuz olmalı ki bu varlık fani olarak var olabilsin. Yani sonsuzluğu bizim faniliğimizi açıklar. Necip Fazıl Kısakürek merhumun Cinnet Mustatili'nde miydi? Bir ifadesi vardı. Cevabı bulunamayan soruların cevabı Allah'tır diyordu. Çok güzel ifade. Müslüman için mi diyordu? İman için mi? İmanlı için mi diyordu? Cevabı bulunamayan soruların cevabı Allah'tır. Hakikaten öyledir. Neler yaşıyoruz? Allahu Ekber diyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Subhanallah diyoruz. Bu hayret ifadeleri hep diyor ki yani sorunun cevabı o. İşin içinden çıkamıyorsan gideceğin, müracaat edeceğin yer onun sonsuzluğu. Sonsuzluk çözer çünkü bu düğümü. Evet. Madem Kadir Mutlak'ın kudreti zatidir, mümkinat gibi arizi değildir ve kemali mutlaktadır. Öyle olması gerekir çünkü. Yoksa nispetli olsa bizim aramıza karışmış olur. Bizim cinsimizden bir şey olur. Bizim cinsimizden bir şey zaten bizim sorumuzu cevaplamadığı için biz Allah'ı aradık. Yani bizi işte yok Zeus'tur, yok Athena'dır, yok bilmem şu bu bunlarla işimiz yok. Bizim bunlar hiçbir sorumuzu cevaplamıyor ki. Onlar Olimpos'un dağına şeyi kurmuşlar, tezgahı kurmuşlar. Ah yani orada yaşıyorlar. Şimdi o alem, dünya ne ki alemde? Yani işte o zamanki şirk teolojisinin küçüklüğüne bakın. Tanrıları dağda yaşatıyor. Bütün dünyayı Yunanistan sanıyor. Dünyayı da evrenin kendisi sanıyor. O zamanki kozmografya böyleydi. Dünyayı böyle evrenin merkezi gibi görüyordu. Etrafındaki semayı da böyle hani şey diye düşünüyordu. Donmuş katı bir şey. Eski felsefecilerin, Aristo'nun veya onun devamındaki insanların gökyüzü, uzay algısı böyleydi. Adam oraya tepede bir tane diyor ağ olsa yeter bize diyor yani öyle düşünüyor. Ama bak şimdi bugünkü fizik bilgisiyle hadi bakalım. Olimpos'un dağı nereye? Andromeda galaksisi nereye yani? Bize nasıl bir Allah lazım? Bize Subhan bir Allah lazım. Zülcelal bir Allah lazım. Zülcemal ve ikram bir Allah lazım. Vesaire. Bütün Esma-ül Hüsna, Lehül Esma-ül Hüsna sırrına sahip bir Allah lazım. Madem Kadir-i Mutlak'ın kudreti zatidir, mümkinat gibi arizi değildir ve kemali mutlaktadır, mükemmelliktedir, sonsuz kemaldedir yani, onun zıddı olan acz ise, yani güç yetirememe onun zıddıdır. Muhaldir ki, imkansızdır ki tedahül etsin. Yani Allah acze düşerse zaten Allah olamaz. Onun acze düştüğü meseleyi kim yaratmıştır? Bu soru gelir gündeme. Ya bir şeyin üzerinden bu okumayı yapmış oluyorsun değil mi mesela? Allah haşa sümme haşa mümkün değil de böyle bir şey. Şunda acze düştü diyorsun bak. Şunda acze düştü. Şunda acze düştü dediğin anda o şunu kim yarattı sorusu gündeme gelir. Buna bir cevap vermen lazım. O onu yaratıyorsa, o şunu yaratıyorsa, o zaman bu Allah ne oldu? Nispetli bir Allah oldu. Bak gene bizim aramıza karıştı. Her şeyi yaratan bir Allah olmaz o zaman Allah. O onun yaratamadığı şunu kim yaratıyorsa o onun Allah'ı olur. Çünkü bak onun güç yetiremediğini bile yaratmış. Haşa sümmaşa öyle bir şey yok da. Hani şey açısından konuşuyoruz. Üzerine durduğu mantığın sakatlığı açısından söylüyorum arkadaşlar. Evet, onun zıddı olan acz ise muhaldir ki tedahül etsin. Karışamaz, dahil olamaz. Demek bir bahar halk etmek, Zat-ı Zülcelal'ine bir çiçek kadar ehvendir. Eğer esbaba isnat edilse, bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Bak, bir baharı halk etmek, Zat-ı Zülcelal'ine, Celal sahibi zatına, Haşmet sahibi zatına bir çiçek kadar ehvendir. Ne zorluğu var onu yaratana onu yaratmakta bir zorluk yok ki. Eğer esbabı isnat edilse bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Bak bir çiçeğin varlığı bir bahar kadar ağır olur diyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte bugün modern bilimin ilk canlının oluşumunu açıklama serüveninde anlıyoruz. Allah demek istemedikleri için ateist bilim adamlarını kastediyorum. Ya bu ilk canlı nasıl oluştu? Bakıyorlar DNA amino asitsiz olmuyor. Amino asit de DNA'sız olmuyor.
Nasıl oldu bu iş diyorlar ya. Bir de DNA çok komplike bir şey. Yani öncesi yok. Yani önce bir parça varmış, sonra iki parça olmuş, parça olmuş değil. İlk canlı olduğu sürece DNA, RNA veya işte virüslerdeki bazı virüslerde de RNA var. Bu var ve bu çok komplike bir şey. Canlılık bu komplikasyonla beraber başlıyor. Öncesi yok. Ya bu nasıl oldu? İşte niye bu soru karşısında takla atıp duruyorlar, bir sürü çıkamıyorlar, güçlerinin yetmediğini itiraf ediyorlar bu soruyu cevaplamaya. Henüz diyorlar daha cevaplayamıyoruz ama bulacağız biz buna da bir şey falan diyorlar. İşte burada onun cevabı var. Eğer esbabı isnat edilse bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Eğer esbaba isnat edilse, sebeplere verilse, maddeye verilse bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Açıklayamazsın. Nasıl geldi? Nasıl oldu? Nasıl bu kadar sanatlı oldu? Nasıl oluştu? Hem bütün insanları ihya edip haşretmek bir nefsin ihyası gibi kolaydır. Çünkü dediğimiz gibi nispetler aradan kalkıyor. Hem bütün insanları ihya edip hayatlandırıp haşretmek, onları tekrar dirilişe maruz bırakmak, işte cennet cehennem ayrımı öncesinde o mizanda amellerin tartıldığı yerde toplamak, mahşer meydanında toplamak bir nefsin ihyası gibi Cenab-ı Hakk'a kolaydır. Çünkü nispet yok. O kudret bizim kudretimiz gibi değil. İşin özeti o. Onu anlamamız lazım. Meseleyi haşrın başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlerine dair olan beyanatımız Kur'an-ı Hakîm'in feyzindendir. Üstad Hazretleri diyor ki ben burada ne kadar hakikate dair bir şey konuştuysam imana, ihlasa, akaide, amele dair ne söylediysem, güzel hakikat ne söylemişsem hepsi Kur'an-ı Hakîm'in feyzindendir. Var mı burada Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'u Kur'an'ın yerine koyduğu falan filan? Haşa. Nerede var? Neresinde söylüyor böyle bir şey? O Mustafa İslamoğlu bir ara kitabında diyordu, böyle bir iddiada bulunuyordu. Alıntıladığı metin külliyatta yok arkadaşlar. Uydurma bir metin. Bediüzzaman kendi metnini işte şey diyormuş, benimki de işte Kur'an'ın şeyinde falan. O koyduğu metin hurafe, uydurma, kendisi mi yazmış, başkasından mı almış? Herhalde başkasından almış. Ama aslı faslı yok, iftira. Külliyatın hiçbir yerinde öyle bir metin yok. Ben uydurayım, ben de Mustafa İslamoğlu'na bir şey yamayayım yani. Mümkün. Uydurmayla oluyorsa bu iş. Yani ne kadar terbiyesizlik, ayıp bir şey ya. Meseleyi haşrın başından buraya kadar olan temsil suretlerine, yani hikayecikler ve hakikatlere dair olan beyanatımız, her söylediğimiz Kur'an-ı Hakîm'in, hikmetli Kur'an'ın feyzindendir. Feyz ne demekmiş? Bakalım. İlham, bereket. Nefsi teslime, kalbi kabule ihsardan ibarettir. Hani bizim yaptığımız diyor, nefis teslim olsun, direnişini bıraksın, kalp de kabule hazır olsun. Ben bunu yapmaya çalıştım diyor. Ya asıl söz ise Kur'an'dır. Buradan sonra, bu metni gördükten sonra mesela daha Bediüzzaman'a bu iftira nasıl atılır arkadaş? Asıl söz ise Kur'an'dır diyor ya. Zira söz odur ve söz onundur, dinleyelim diyor. Ve ayet-i kerimeler başlıyor. Vaktimizin çoğunu yedik ama ayetlere de girmiş olalım istiyorum ben. Bu ayetler niye burada? Şimdi sıralı sıralı gelecekler. Birinci ayet. Estağfirullah. Felillahil hüccetül baliga. Bu ayeti kerime En'am suresinin 149. ayetinden. Söyleyemedim ya, dilim dönmedi. Bir çay daha içeyim ben arkadaşlar müsaadenizle. Elhamdülillah. En'am suresinin 149. ayeti. Felillahil hüccetül baliga. Ne demek? Kısa bir meali burada söz basımı şu şekilde vermiş. Tam ve kesin delil Allah'ındır. Tam ve kesin delil Allah'ındır. Bu şekilde verilmiş meali. Peki bu ayet En'am suresinin 149. ayeti şimdi geldi. Haşr risalesine niye girdi? Hatime bölümüne, finaline niye konuk oldu? Allahu alem arkadaşlar, benim aklıma şu geliyor. Bir, burada Bediüzzaman Hazretleri bize bir özgüven, İslami ifadesiyle İzzet-i İslami aşılıyor. Nedir?
bizim korkacak, sakınacak, ya acaba falan nasıl çıkacağız bu işin içinden falan, hiç konuşmayalım o mevzuları, açmayalım falan diyecek, darlanacak, bunalacak, saklanacak bir durumumuz yok. Biz hakikatin üzerindeyiz. Hakikat elhamdülillah gönlümüzde, kalbimizde, aklımızda, elimizde, amelimizde. İslam'dan ne kadar şey aldıysak hepsi hakikat. Tam ve kesin delil bizde. Biz bulamıyor olabiliriz henüz. Bak, bir insan, ben mesela şimdi Risale-i Nur'u okuyana kadar bunları bilmiyordum. Ama var yani, bak okuyunca öğreniyorsun. Bizim cehaletimiz İslam'ın kusurlu olduğunu haşa ifade etmez. İslam hakikat üzerinde duruyor. Bu özgüvenle, bu izzet-i İslamiye ile bakmalıyız. Ve karşımızda yeni bir argüman, yeni bir fitne, yeni bir vehim, şüphe duyulduğu zaman, şaya yayıldığı zaman ayağımızı bastığımız yerden hemen sarsılmamalıyız, emin olmalıyız. Ben bu mevzuyu bilmiyorum arkadaş ama vardır bunun cevabı. Ya ben İslam'ım, bu din hakikat üzerinde duruyor. Kur'an'ın da böyle buyuruyor. Acaba bağlayacak bir durum yok. Ben bilmiyor olabilirim. Hocalara sorarım, bilene sorarım, ehline sorarım veya beklerim Cenab-ı Hak belki kalbime ilham eder, bir sır açılır. Ben söylerim sana. Böyle şey yapmamız lazım ya. Sağlam durmamız lazım. Müslümana zayıf durmak yakışmıyor. İşte ayet buraya niye geldi? Tam ve kesin delil Allah'ındır diyor. Karşı tarafın değildir. Karşı taraf sana olmaz mı dedi, mümkün değil mi dedi, bilmem şu mu dedi, bu mu dedi. Ya bakma onlara. Bakma. İslam'ın dayandığı argüman kesindir. Kesin deliller bu taraftadır. Bu mutlaka tebeyyün etmiştir veya edecektir. Etmiştir sen bilmiyorsundur. Edecektir sen bulacaksındır. Belki başkası bulacaktır, sana söyleyecektir. O sebatla bekle. Kur'an'ın bu ayeti bize bu emniyeti veriyor. Bu da elbette kalbimizi, gönlümüzü çok ferahlandırıyor. Haşr-ı Risalesi özelinde de mesela Üstad Hazretleri kendisi zaten burada metinde ifade etti, gösterdi ki ya haşr zaten olmazsa olmaz bir şeymiş. Zaten çok makulmuş. Zaten çok anlaşılır bir şeymiş. Kainatta, her baharda, her varlığa dönen şeyde, her varlık tecellisinde evet bu haşrın bir numunesidir denilecek bir durum varmış. Biz bunu bu Risale'de gördük. Elhamdülillah bu ayetle de üstüne bir cila çektik. Ne dedi ayet-i kerime? Tekrar okuyalım teberrüken. Estağfirullah. Felillahil hüccetül baligah. Yani tam ve kesin delil Allah'ındır. Biz abi durduğumuz yerden eminiz. Karşı taraf istediği kadar konuşsun. Bugün cevap veremiyor olabiliriz ama yarın buluruz, öğreniriz veya zaten cevap vardır, ondan alıp iletiriz. Bu iş çözülür. Deliller bu tarafta. Tam ve kesin deliller bu tarafta. İtikatta, amelde hiçbir konuda acaba alacak bir durumumuz yok. Diğer ayet, bu zaten tanıdık bir ayet. Geçen derslerin başında Hatime bölümüne kadar hep okuyup konuştuğumuz ayet. Estağfirullah. فَنْزُرِ لَا اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحِلْ اَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحِلْ مَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Kısa bir meali şu şekildeydi. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayetiydi bu. Çok okuduğumuz için de geçmiş derslerde tekrar mealini okumuyorum ama şu şeyin başında hani konuştuğumuz mevzu vardı ya, geçen 12 hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir demişti Üstad Hazretleri. Biz de dedik ki bu aynı zamanda Kur'an'a da bir bakış öğretiyor. Yani Kur'an'a dair şeyler de birbirini tekmil eder. Marifetullah'a dair şeyler de birbirini tamamlar, olgunlaştırır, yerleştirir bizde demiştik. Kur'an'a da bu gözle bakalım, sünnete de bu gözle bakalım, hadis-i nebeviyeye de bu gözle bakalım demiştik. İşte geldi onun bir izahı, hemen gördük. Tam ve kesin delil Allah'ındır dedi ayet. O ayet En'am suresi 149. Haşr konusunda o ayetin sesine ses veren, destek veren ayette geldi Rum suresinin 50. ayeti. Tam ve kesin delil Allah'ındır.
Bunun haşir bahsindeki cevabı nerede? Bu iddianın desteği nerede? İşte Rum suresinin 50. ayetinde. Bahara bakarsanız görürsünüz diyor Cenab-ı Hak. Tam ve kesin ne taraftaymış? Tam ve kesin delil ne taraftaymış? Haşir konusunda buna bir şüpheniz mi geldi? Bahara bakın görürsünüz. Bahardaki o yaratışlar, tekrar varlığa döndürüşler, ölenleri diriltişler, karanlıktakileri ışığa çıkarışlar, bütün onlar gösteriyor ki bunu yaratan Allah, bu kadar türü, bu kadar kısa zamanda tekrar varlığa çağıran Allah yine muktedirdir, yine rahmeti iktiza eder ki bir haşir yaratsın insanı da, yani varlığın biriciğinde halifesini de, halife-i arzı yani, emanet sahibi yani, onu da tekrar varlığa döndürsün, kendi kışında, ölümünde, karanlığında bıraktırmasın. Rahmeti de bırakmaz onu, kudreti de imkan verir ona diye o ayet bunu söylüyor. Bunu da çokça konuştuğumuz için tekrar o bahse dönmeyeyim. İlk dersimiz, Haşr Risalesi'nin ilk dersinden itibaren her dersin başında biz bu konuyu konuştuk. Farklı veçhelerinden bu ayeti anlamaya çalıştık. Metnin değişik yerlerini de bağlamaya gayret ettik. Bir ayet daha okuyalım bakalım. Estağfirullah. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Bu ayet hangi suredeymiş? Yasin suresinin 78 ve 79. ayetleri. Yasin suresinin 78. ve 79. ayetleri. Kısa bir meali şu şekilde. Çürümüş kemikleri kim diriltecek dedi. Sen de ki, onu ilk önce kim yaratmışsa tekrar o diriltecek. O her şeyin yaratılışını hakkıyla bilendir. Bak. Bak, geldi mi bir cevap daha şeye? En'am suresinin 149. ayetindeki iddiaya bir destek daha geldi mi haşir özelinde? Geldi. Nereden geldi? Yasin suresinin 78. ve 79. ayetlerinden. Ne dedi bize? İşte Velid bin Mughire diye biliyorum ben, yanlış bilmiyorsam. Almış eline bir tane kemik, dedelerinden birisinin kemiğini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünün önünde böyle ufalamış. Demiş ki ya bunu kim diriltebilir? Bak toz bu ya. Anan sen mi dirilteceksin? O sana zor. Bak işte o nispet meselesini niye konuştuk? İnsan kendisindeki arızaları Allah'ına taşırsa işte bu büyük problem. Ben nispetliyim, o çürümüş kemiği ben diriltemem kardeşim. Benim gücüm yetmiyor ona. İyi de sen, o senin sınırın o. Allah'ın öyle bir sınırı yok ki. Bak kendindeki sınırı Allah'a taşıma. Kendindeki nispetliliği, işte o karışıklığı, hem güzel hem çirkinliği, hem güçlü hem zayıflılığı. İnsan güçlü olabilir ama zayıf yanları da vardır. Yapabildiği vardır, yapamadığı vardır. Bu arızayı marifetullah'a taşımanın sonucu Velid bin Mughire'nin mantığıdır. İşte bu ayetin haber verdiği şeydir. Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Böyle bir şey mümkün mü ya? Çürümüş kemikler bunları diriltemez. Bunlar olmaz böyle bir şey ya. Teknoloji tarihine bakalım, bilim tarihine bakalım. Geçmişteki insanların olmaz, yapılamaz, mümkün değil dediği neler neler yapılmış. Demek ki insanın bu mümkün değil, olmaz, yapılamaz şeylerin çoğu hatalı. Yani tarih bunu tasdik etmiş defalarca. Bir kitap vardı. Bilimsel buluşlar hakkında başka bilim adamlarının onların imkansızlığına dair söylediklerini derlemişler. Mesela uçaklar hakkında bir bilim adamı konuşuyor, ismi aklımda değil. Ya diyor, ben diyor inanmıyorum diyor metal kütleleri uçurabileceğimize diyor mesela. Veya buna dair bir şey söylüyor. Bak, ne kadar kısa bir görüşmüş. Bugün uçuyor uçaklar. Veya başka birisi ya diyor metal şey nasıl denizin dibinde gider diyor mesela. Denizaltı hakkında konuşmuş. Böyle bir şey mümkün değil demiş. Bak denizaltılar var bugün. Daha bunun gibi geçmişte bilim adamlarının böyle bir şey olamaz, şurada başarılamaz, böyle edilemez dedikleri, fakat daha sonra aksinin ispat olduğu, tecrübe edildiği, bugün hatta sıradanlaşmış şeyler bir sürü. Demek ki insanın olmazlık, olamazlık, yapılamazlık, imkansızdır falan şeyleri hatalı. Bu kadar çok tecrübe etmiş insanoğlu bunu. Bu kadar sözü yalan çıkmış. Ama işte hala
Bir de itikada taşıyıp bunu, Allah'a taşıyıp bunu, sanki Allah'a da sınır koyabilirmiş gibi haşa, diyor. Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Cenab-ı Hak da onun ağzının payını veriyor tabiri caizse. Sende ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun zımmında da bize, siz de böyle deyin demek istiyor yani. Onu ilk önce kim yaratmışsa tekrar o diriltecek. O her şeyin yaratılışını hakkıyla bilendir. Nasıl bir cevap bu? Tam susturucu bir cevap. Nasıl susturuyor? Şimdi sen ikinci kez olabilecek bir şeyin olmazlığını söylüyorsun. Ne ile? Yani bu bir güçle mümkün değil diyorsun veya ilimle mümkün değil diyorsun. Kendi kafandaki iradeyle mümkün değil diyorsun. Peki bu mümkün değildirlikleri tayin ettin. İlk yaratılışta nasıl mümkün olduğunu düşünüyorsun? Çünkü sen varsın. Tamam, Velid bin Mughire'nin dedesinin kemikleri çürümüş olabilir. Ama Velid bin Mughire'nin kendisi nasıl var oldu? Nasıl varlıkta? Bunun inkar edilecek bir tarafı var mı? Hayatta şu an. Canlı. Demek ki seni yaratan Allah seni yaratmayı biliyor. Kudreti yetiyor, iradesi el veriyor. Seni yaratmaya kudreti, iradesi, ilmi el veren, senin önce örneğin de yoktu bir kere. İkincisinde tekrar yaratılışın bir örnek üzere olacak değil mi? Ahmet Ay var. Tekrar diriltti işte Ahmet Ay bir daha. Ama aynı Ahmet Ay modelinden. Modelsizken seni yaratan Allah'ın modelin varken tekrar yaratamayacağına nasıl ihtimal veriyorsun diyor ya. Bak, modelsizken seni yaratan Allah'ın, içten çıkaran Allah'ın, modelin varken, daha önce çalışılmış bir şeyken nasıl yaratacağını yaratamayacağını düşünüyorsun. İşte müthiş bir cevap. Onu ilk önce kim yaratmışsa tekrar diriltecek. Yapmış zaten. Yapamadığı bir işten bahsetmiyorsun ki. Yapmış, gene yapacak. Hem de öncesinde diyor ya işte şey, modelsiz yapmış, ikincisinde modelli yapacak. Daha da pratik. İnsani açıdan da. İnsanın nispetleriyle. O her şeyin hakkı, yaratılışını hakkıyla bilendir. Bunu niye söylüyor Kur'an bu sonda? Peki yaratılışı nasıl açıklayacağız? Bak, ona götürüyor mevzuyu. Biz hep konuşuyoruz ya, kadere iman neden gerekli? Vaktimizi aşmayalım, bu ayetle bitirelim. Kadere iman neden gerekli? Çünkü kader her şeyin yaratılışının ilim tarafını açıklıyor. İşte çay yapmasını biliyor Ahmet. Çay yapıyor Ahmet. Nasıl yapıyor? Biliyor ki yapıyor. Kur'an buyuruyor kısa bir mealiyle. Yaratan bilmez olur mu hiç? Yaratacak nasıl bilmez? Nasıl bilmez? Adam araba yapacak ama araba yapmasını bilmiyor. Nasıl yapacak? Adam işte çok zor bir yemek diyelim. İmam Bayıldı yapacak ama İmam Bayıldı yapmasını bilmiyor. Nasıl yapacak? Bilmiyorsa nasıl yapacak? Cenab-ı Hak bilmezse bu alemi kim yaratacak? O yaratılışın her bir detayını kim vücuda getirecek eğer o bilmezse? İşte kadere iman, bak nasıl ilgili. Kadere iman yok dediğiniz zaman Allah bilmiyor yaratıyor diyeceksiniz. Yani buna gidiyor iş, haşa. Allah bilmeden yaratıyor diyeceksiniz haşa. Nasıl bilmeden yaratıyor? Bu düzen bilmeden olabilir mi? İlimsiz düzen olur mu? İlimsiz güzellik olur mu? İlimsiz sanat olur mu? İlimsiz hikmet olur mu? İlimsiz rahmet olur mu? Yani bütün her şey ilme bağlı. İşte böyle mantıksızlıkları insanoğlu dalaletinin zorundan mümkünmüş gibi düşünebiliyor ama Kur'an'da ona öğretiyor ki ilk önce kim yaratmışsa yine o yapacak. Zaten o her şeyi bilmezse bu varlık vücuda gelmezdi diye. Bu ayette yani Yasin suresinin 78. ve 79. ayetleri de o ilk ayete tam ve kesin delil Allah'ındır hakikatine destek veriyorlar. Onun altına imza atıyorlar. Böylece bir hısn-ı hasin, sağlam bir kale oluşuyor. Diyelim, burada kalalım. Ondan sonra Hac suresindeki ayetler var, Nisa suresindeki ayetler var, İnfitar suresindeki ayetler var. Zilzal suresi var, Kariya suresi var, Nahl suresi var yine. Daha devam ediyor, başka ayetler de var. Hasılı kelam arkadaşlar, Kur'an böyle bir metindir.
vahyi ilahi, sünnet-i nebevi böyle bir merkezde ele alınırsa iş başkalaşır. Hakikatler birbirini yansıttıkça renklenir, çoğalır. Cenab-ı Hak onlardan hissemizi ziyade eylesin. O açılarla, o görüşlerle, o emniyetle, o izzet-i İslamiye ile, o özgüvenle, kendi metinlerimizle, naslarımızla, kelam-ı mübareklerle muhatap olmayı nasip eylesin. Kalbimizdeki hidayetinin nurunu parlatsın, arttırsın. Bizi dalalet kuyularına, derelerine atmasın Cenab-ı Hak. Bizi öyle fitnelerden korusun. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bir dahaki derste ayetleri tefekkür etmeye devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.